bizi coşturuyor. Bu adamla coşmayı seviyoruz arkadaşlar. Bu çocuğu seviyorum. Efsane bir performans. Merhaba arkadaşlar, tekrardan Real Betis kariyerimize hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Gürkan, 12. bölüme geldik. Bu bölüm çok önemli bir bölüm olacak çünkü iki tane ligde süper önemli maçımız var. Bir tane Sevilla'ya karşı, diğeri de Valencia'ya karşı. Onun haricinde UEFA liginde de çeyrek finalde ilk maçımızı Napoli'ye karşı 0-0 bitirdikten sonra bu bölümde revanşını alıp adımızı yarı finale yazdırmaya çalışacağız. Ligde gördüğünüz gibi ikinciyiz, 8 puan gerisindeyiz Barcelona'nın ama bir maç eksiğimiz var. O yüzden bu oynayacağımız maçlar çok önemli. Mesela Sevilla'yı yenersek eğer puan farkı tekrar 5'e düşer. Barcelona 2 maçta puan kaybederse onları eşitleriz ki biz maç kaybetmezsek eğer. O yüzden hemen ilerliyoruz başlangıçta. Yorgun takımımız fazla bir süre olmayacak Napoli maçına kadar. O yüzden burada yine geçen bölümde efsane oynayan yedek kadromuzla çıkacağız arkadaşlar. İnşallah bu zorlu Sevilla deplasmanından galip ayrılabiliriz. Şu ana kadar Sevilla başarılı bir performans gösterememiş ligde. Gördüğünüz gibi burada 9. mu 8. durumdalar sanırım, atlattım ben. Maçımıza başladık, çok önemli bir maç. Yedek kadromuzla rakibimizi alırsak süper olacak. Haydi bakalım çocuklar. İlk anda berbat bir ara pası Baragan'dan ve topu kaybettik. Tekrar alır mıyız? Burada baskımız sonuç getirmedi. Jesus Navas, Kruse. Kruse'yi almışlardı. Jesus Navas alamadık. Jesus Navas hala tecrübeli bir topçu. Burada da kariyerini bizim aynı Joaquin gibi sonlandırıyor eski takımında. Jesus Navas korneri kazandırdı rakip için. Şimdi Navas korneri kullanıyor. Açtı dışarı doğru. Gelen top Roque Mesa ama Tejo süper aldı o topu. Canales çıkmaya çalışıyoruz. Haydi Lainez. Tam çıkaracak adam bizi. İleride de zaten Sanabria varmış. Sanabria bıraktı Lainez'e. Lainez'in önünde Simon Kea Sarıkule geldi. Bizim küçük bücür çocuğu durdurdu. Top bizim oldu mu? Oldu. Canales ama şimdi kaptırdık. Şimdi rakip geliyor. Ben Yedder boşa çıktı. Jesus Navas topu çekti tuttu. Kruse çok tehlikeli. Emerson. Genç sağ bekimiz süper yine burada. Lainez çıkıyoruz. Hocam çekil diyor. Lainez gidiyor. Lainez yön değiştirdi. Mükemmel geçti rakibini. Diego Lainez. Rüzgarın oğlu. Diego Lainez. Son çizgi. Orta. Arka tarafta kafa ama ne oldu? Out diyor hakem. Baragan maalesef out'a gönderdi nasıl gönderdiyse. Jesus Navas, Danilo, Roque Mesa. Şimdi Mandi geldi. Sinne of dönen top Roque Mesa. Tehlikeliydi ama out. Sevilla yine bastırıyor. Quincy Promes verdi Cruz. Kalecimiz için rahat top. Paul Lopez hemen oynayalım diyor ama Quincy Promes hızlı. Lainez'e gelmeden aldı. Ben Yedder. Şimdi tekrar Promes. Quincy Promes. Ooo Mandi defansta. Yedek kaldıktan beri, ikinci kadroya düştükten beri burada efsane oynuyor. Şimdi Sanabria. Lainez. Lainez'in pası çok kötü. Jesus Navas. Of çok tehlikeli. Paul Lopez efsane. Paul Lopez yine efsane. Kalecimiz bizim kıçımızı kurtarıyor resmen. Burada şampiyonluğu da çok istiyor. Golü yemedik. Efsane. Mandi uzaklaştırdı. Yer Roque mesajı. Alamadık. Mandi yine defansta iyi. Carvalho. Canales. Kaptırdık ama aldık tekrar. Bir fırsat olur mu? 45+2. Olmayacak gibi. Canales. Gerçi olabiliyor. Sanabria işte bu. Haydi bakayım. Simon Kea. Lainez Kea yer mi? Yer gibi oldu ama sonra Lainez. Bilmiyorum, orada bir yavaşlama oldu. İlk yarıda 0-0 bitiyor böyle arkadaşlar. 1-0 olmalıydı en azından Sevilla için ama kalecimiz Paul Lopez kalesinde efsane. Şimdi bir değişiklik yapacağım. Tejo pek varlık gösteremiyor çünkü biraz yorgun gibi. Onun yerine Francis'i alacağım. Inui'yi almayacağım. Inui'ye güvenmiyorum. Böyle devam edeceğiz şimdi. Canales. Sakin. William Carvalho. Tony Sanabria. Sanabria'nın vuruşu. Rakibe çarpıp Vasli'ye düştü. Baragan'ın pası kötü ama William Carvalho araya süper girdi. Şimdi Sanabria. Tony Sanabria. Döndü. 360 yaptı. Fake diyecektik. Ah. Aha. Aldık yine. Canales. Pas güzel.
Tony Sanabria. Sanabria rakipleri geçti. Şutu. Şutu böyle dandik gitti valla. Sevilla ikinci yarıda ilk defa geldi gibi. Ve burada Emerson kalecisine resmen bıraktı yani. Süper bıraktı. Lines. Simon Kea'ya karşı bir varlık gösteremedi. Bilmiyorum, orada hani benim de hatam vardı aslında. Çok dondurdum adamı. Şimdi Emerson. Haydi Emerson. Pası güzel. Canales. Çekti. Döndü. Sol ayağıyla yaptı. Güzel orta. Sanabria direkten döndü. Of. Ben Canales'i biraz çözer gibi oldum. Sol ayağıyla oynayacaksınız. Adam solak ya. Sağ ayağı çok kötü. Hani bilmiyorum, 2 ya da 3 yıldız. 3 yıldız olması lazım ters ayağının ama çok kötü. Neyse ki burada şimdi rakibimiz atakta. Sarabia. Eskiden vardı. Ben Yedder. Paul Lopez, çok boşluk verdim. Çok kötüyüz. Vallahi kalecimiz olmasa burada yenileceğiz ama direkten de dönen topumuz var aslında. Korner geldi. Canales. Kalecimiz Paul Lopez. Francis geri çıkardı. Carvalho'ya çıkardı. William Carvalho. Güzel. Diego Lines. Üstünde yine Kea var. Ona çene gibi yapışmış Kea bu maçta. Lines bırakmıyor. Carvalho, işte bu. Diego Lines bırakmadı. William Carvalho gelen topu süper vurdu. Biz 73'te bu zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Lines güzel performansına devam ediyor arkadaşlar. Burada bırakmadı topu. Kea bu sefer kaptırmadık ilk anda. Ve mükemmel bir vuruş William Carvalho'dan. 1-0 öndeyiz. Bu arada gol müziklerinde değişikliğe gidiyorum arada sırada işte. Burada da Portekizce şarkı buldum. Carvalho Portekizli olduğu için ona da Portekizce şarkı çalıyorum arkadaşlar. Şimdi Sevilla hemen geri gelmek istiyor. Cevap vermek istiyor. Ara pası. Jesus Navas. Diego Lines bu sefer de defansta mükemmel. Hemen çıkıyoruz. Solda Lines bıraktı. Francis'in koşu yoluna. Kaleciyle karşı karşıya. Francis. Kaleci kurtardı. Kalecinin üstüne vurdu daha doğrusu. Keşke plase deneseydik. Şimdi Carvalho korner kullanıyor nedense. Ama gol geldi. Bu nedenmiş. Sidney ile bir gol atmış bulunuyor. Hayvani boyuyla Sidney. Adamlar bitti diyor. 2-0 oldu. Francis atamadı. Kornerden attı. İşte bu. Samba çalıyor bu sefer de arkadaşlar. Carvalho'nun korneri. Bir gol bir asist yaptı adam. Ama mükemmel kafa burada Sidney'den. Maçın artık son dakikası arkadaşlar. Sevilla iyice knockout olduğunu kabullendi. Biraz geride pas yaptılar. Aynen bu şekilde oynadılar. Sakin. Ve maçı hoca burada bitirecek. Haydi bitir hocam ya. Jesus Navas'ın hatırına galiba bir fırsat verdi onlara. Mandy top dışarı çıkmıyor. Atak devam mı ediyor? Ediyor da. Danilo'yu William Carvalho vatandaşı bırakmıyor ve burada maç bitiyor arkadaşlar. 2-0 aldık. Geç açıldık. Bir açıldık. Burada 3 puanı hanemize yazdırdık. Mükemmel bir maçtı yine de. Görüyorsunuz William Carvalho 9.6 ile maçın adamı. 1 gol, 1 de asist. Diğer asiste Lines'den gelmişti. O da 8.8 alarak 3. en iyi oyuncumuz olmuş. Sidney de 9.0 almış. Kalecimiz Paul Lopez de 8.2 almış. Yani çok önemli kurtarışlar yaptığı için demek ki oyun onun mükemmel bir performans sergilediğini adam akıllı tespit edebildi. Orada o mutlak pozisyonu 2 kere kurtarmasaydı belki bu maçın sonucu çok da farklı olabilirdi. Ve şimdi önümüzde Napoli maçı var arkadaşlar. Napoli'ye karşı az kadromuz %100 ama ikinci kadrodan da birkaç oyuncu yerleştirebilirim yine. Bir antrenman yapıyoruz. Lines görüyorsunuz neredeyse 78'e geldi. Potansiyel 85, onu da tekrar hatırlatıyorum. Yavaştan ufaktan açmaya başladık bizim Meksikalı'yı. Bu maç için Diego Lines'i sol orta sahada başlatacağım. Teo'yu yedeklere aldım. Onun haricinde geri kalan takımımızın geri kalanı fena değil. Emerson'da bir yedekleri alalım. Hatta burada kimin yerine kaptımı oynatmayız galiba. Ve bu şekilde devam edelim. Maçımıza doğru, İtalya'ya doğru çok zorlu bir maça ilerliyoruz arkadaşlar. Formalarımız nasıl olsun? Formalarımız böyle olsun arkadaşlar. En iyisi böyle. Onlarınki de çok karışık gibiydi. Şimdi her şey hazır. Bir tane İskandinav hakem var. İnşallah iyi gider bizim için. Oyna diyoruz. Geçiyoruz Napoli'ye. İmparatore uzun senelerini geçirdi İtalya'da. Bu stadyumu iyi biliyor. Burada diğer sonuçları da görüyorsunuz arkadaşlar. Tottenham Sevilla'yı eler gibi olmuş. Onun haricinde pek bir sürpriz yoktu sanki. Benim gözümden hızlı kaçtı. Son 3 maçta 3 gol atan Werner ön planda. Timo Werner
bize karşı hiçbir şey yapamamış. Bir tane topu direkten dışarı gitmişti ama biz hazırız. Hoca başlattı. İnşallah güzel bir sonuç alırız az önceki maç gibi arkadaşlar. Haydi bakalım. İlk anda Napoli geldi. Mertens'le Pizzi, Malcui, Lainez üstünde. Hisai, Lainez bırakmasaydı iyi olacaktı ama yine de kötü bir orta oldu. Malcui tekrar top onlara geldi. Orta tehlikeli. Antonio Valencia. Atak devam edecek. Napoli baskıyla başladı. Hisai, Malcui, Lainez de yardıma geldi. Orta geldi. Antonio Valencia yine uzaklaştırdı ama top hala onlarda. Marcos Alonso, Insigne, Lorenzo Insigne ortası. Bu sefer de Firpo. Mükemmel uzaklaştırdı yalnız. Şimdi Dzeko'ya gelen top. Lainez, Rüzgar'ın oğlu. Süpersin. Lo Celso. İşte bu ara pası. Geçer mi burada? Oo, Aspas. Aspas işte bu. Aspas gömüyor. Bırakmadı orada Lorenzo Insigne'ye. Lorenzo Insigne geldi. Kademeye geldi ama Aspas bırakmadı topu. Vücudu kullandı. Insigne çekil geri dedi. Gole gitti. Gol attı. İşte bu. Tekrar izleyelim. Insigne miydi? Insigne de olmayabilirdi arkadaşlar. Normal ya orta saha, defansif orta saha alan olabilirdi o. Emin değilim. Kimmiş? Insigne'ymiş. Insigne'ymiş. Burada görünüyor. Kara kura. Fazla kara göründü nedense bana da. Neyse ki çok mükemmel başladık. Tehlikeyi yaşarken kalemizde bir anda golü bulduk arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Altın değerinde bir gol. Şimdi Malcui soldan geliyorlar. Pası verdi Malcui. Pizzi'nin ortası. Upamecano defanslı süper. Insigne. Napoli geliyor. Insigne. Insigne verdi. Timo Werner. Bunlar Ciro Immobile'yi satmışlar sanırım. Ve burada da Junior Firpo Werner'ın ortasında başarılı. Kontra atak yine. Lo Celso. Şimdi gönderdi. Koulibaly. Koulibaly defansta aynı duvar gibi arkadaşlar. Çoğu topu kesiyor. Werner. Timo Werner. Bartra'da bizim duvarımız var burada ama orta geldi. Diğer duvar yeni duvarımız Upamecano. Şimdi kontra atak. Iago Aspas. Çok etkili görünüyor sağ tarafta. Aspas sürdü getirdi. Aspas bıraktı geri. Giovanni Lo Celso sol ayağıyla plase denemesi. Kornere gidiyor. Şimdi Lo Celso korneri kullanacak. Ön direkte Dzeko var. Bu sefer atar mısın Dzeko? Kaleci Ospina. Çok iyi çıkıyor kalesinden. Bartra. Carvalho'nun golü vardı. Bu sefer az farkla dışarı. Baka kaldı Ospina burada ama Dzeko'ya da çarpmış sanırım. Insigne bıraktı. Önünde Valencia var. Valencia bırakmıyor. Kalecimiz çıksa belki alacak ama top zaten dışarı çıkmayacak. Bartra fazla istediğimden fazla uzaklaştırdı nedense. Yani ben Valencia'ya atmaya çalışıyordum. Orta şimdi tehlike yaratıyor. Junior Firpo, Malcui ve boşu boşuna burada aslında korneri vermiş oluyoruz. O uzun pas nedense Valencia'ya gitmedi. Şimdi korner, Werner, Mertens, Koulibaly out. Marcos Alonso Insigne'ye bıraktı. Lorenzo Insigne. O da gönderdi Timo Werner'a. Werner'ın üstünde Bartra var. Upamecano ters bir kafa. Az kalsın kendi kalemize atalım. Korner Lo Celso. Koulibaly'i tutuyor Lo Celso. Şuna bak ya. Şimdi kısa oynayacaklar. Mertens, William Carvalho. Aspas. Şimdi Lainez'e. Diego Lainez hareket. Malcui'yi geçemedi ama döndü bıraktı. Sakin. Pasımız kötü. Lo Celso bırakmıyor. Malcui bastıralım alalım o topu. Bastıralım alalım o topu. Edin Dzeko aldık. Süper de bıraktı. Lo Celso. Aspas. Aspas pası veremiyor. Aspas verseydin. Maalesef 45 artı 3 verdi hoca bu arada da. Araya Aspas girdi. İlk yarının adamı, maçın adamı şu ana kadar Aspas. İyi dinlenmiş demek ki ama burada kaptırdık. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzle tamamlanıyor. Rakip kalede çok tehlike yarattık. Kendi kalemizde çok tehlike yaşadık ama 1-0 öndeyiz şimdilik. İyi gidiyoruz. Lainez yorgun arkadaşlar. Lainez bu maçta bir şey yapamayacak. Joaquin abimizi oynatmasak şimdi olmayacak. Ben Joaquin'i Lo Celso ile değiştireceğim. Bu şekilde yapacağım. Lo Celso sol açığa geçsin. Hatta Lo Celso'yu da şöyle biraz daha ofansa alalım. Firpo'yu da biraz daha ileride tutalım. Şöyle. Belki bir faydası olur bu taktiğim, bilmiyorum. Çünkü onlar hep sürekli soldan geliyorlar Insigne ile. Biz de sağdan, biz de soldan gitsek etkili olabiliriz. Hadi bakalım. Joaquin, Lo Celso, Dzeko'ya attı. İlk anda tehlikeyi yaratıyoruz. Rakip vurdu galiba, Dzeko'ya çarpıp out'a gitti. Yoksa adamın önünde kalması gerekiyordu. Aha, Edin Dzeko pres yaptı, aldı. Lo Celso, Bardi,
William Carvalho bekledi. Joaquin'e verdi. Edin Dzeko tekrar Joaquin'e atacak. Joaquin plase. Üst direkte patlayıp alta gidiyor. Joaquin mükemmel vurdu plaseyi. Ospina baka kaldı. Ama maalesef girmiyor. Geçen maçta da bunlara karşı Lo Celso ile bir üst direkte patlayan topumuz vardı sanırım. Alan. Enis Bardi ayak koydu. Werner'a geldi yine de top. Insigne. Insigne'yi bırakmamaya çalışıyoruz. Tehlike var biraz. Malcuy'e geri döndü. Sakinleştiriyor da bizim gibi. Ben çok yapıyorum ya onu. Hisay. Burada işe yaramadı. Uzaklaştırdık. Malcuy'e. Malcuy'nin ortası. Valencia. Kıl payı müdahale. Şimdi Aspas'ta. Top Aspas'ta Valencia'ya bırakacak. Valencia ile yardıralım gidelim. Valencia. Oho, Marcos Alonso gel kucağıma dedi. Aspas bırakmadı. Tekrar Marcos Alonso'da. Dries Mertens. Tekrar Marcos Alonso. Ve burada alamadık. Şimdi aldık. Enis Bardi. İşte bu. Edin Dzeko'ya yüksek pres. Ve kaptırdık. Şimdi biz presimizi yapıyoruz ama adamlar kaptırmıyorlar derken. Firpo işte bu. Enis Bardi mükemmel top. Firpo sen kendin git. Firpo gidiyor. Firpo gidiyor. Firpo geri çekiyor. Pasını veriyor. Edin Dzeko dönüyor. Vuruyor. Plase dışarı gidiyor. Kolibali'ye çarpmış. Yoksa düz gidiyordu. Lo Celso korner. Ön direk. Edin Dzeko geliyor. Kafayı vuruyor. Ama kalecimiz, daha doğrusu kalecileri Ospina'da kalıyor. 76'dayız. Insigne. 2 gol lazım rakibimize. Werner Aspas bastı da alamadı. Ama burada Upamecano rakibini güzel halletti derken Werner'a verdik. Werner de golü attı. Asist yaptık Partra'yla. Çoğu zaman yediğim gollerin en büyük örneği bu arkadaşlar. Rakibimize ortadan çıkış pası vermeye çalışarak pası vermek ve golü yemek. Bir tane daha yersek yani tehlikeye atıyoruz. İkinciyi atmamız lazım ki rahatlayalım tekrardan. Hatamızı telafi edelim. Joaquin. Haydi bakayım. Aspas. Kolibali üstünde. Kolibali'yi geçer mi Aspas? Aspas. Kolibali yerde kaldı Aspas. Hoca enteresan bir şekilde düştü aslında. Penaltı olur muydu bilmiyorum da. Şimdi Firpo. Insigne bastırdı. Top bizde mi değil? Evet. Dikkat etmek lazım. Yani taktiğimiz yeterli kadar defansif. İyi defans yaptık şu ana kadar. Paulo Lopez çok enteresan bir müdahale. Valencia taç. Orada uzaklaştırabilirdi aslında ama erken müdahaleyi yaptı. Topu aldık mı alamadık. Alan, Werner, Fabian. Top bizde işte bu. Çıkalım abi. Kıran kırana mücadeleler arkadaşlar. Kıl payı zorlaya zorlaya bu maçları alıyoruz. Turları geçiyoruz. Dzeko'nun pası Aspas'a. Aspas hareket güzel. Aspas'ın pası rakibe çarparak Lo Celso'ya düşünce de gol atıyoruz. Offside, offside yok. Bana bak, şansa bak. Burada turu geçiyoruz arkadaşlar bu golle beraber. Giovanni Lo Celso. Of 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 of. Aspas'la bir hareket. Peşine dedim galiba pası yapabiliriz ama tekrarını izleyince göreceğiz. Aspas'ın buradaki hareketi. Sonra durdu Aspas nedense. Yoksa Joaquin atardı ama rakibe çarpıp Lo Celso'ya gitmesi bizim için daha iyi oldu. Ayağının dışıyla, sol ayağının dışıyla zaten penaltı da olacakmış. Kolibali'ye bir sarı kart çıkmalı orada. 2-1 alıyoruz 88'de Lo Celso'yla. İşte bu abi, işte bu. Mükemmel oldu. Deplasmana geldik. Hatadan sonra 2'yi de bulduk. Ve Napoli'yi burada kendi sahasına gömüyoruz. Onlara elveda diyoruz. Kendimizi de yarı finale taşıyoruz arkadaşlar. Uzatıyorum ki maç bitsin. Maç da bitmedi henüz. Santi Mina oyuna geç girdi. Burada hoca bitiriyor. Üzülen Napoli taraftarı, gülen Real Betis taraftarı. Biz de gülüyoruz. Mükemmel bir maç arkadaşlar. Giovanni Lo Celso maçın adamı oldu. Bir gol, bir asist. Aspas'tan da bir gol, bir asist. Asist sayılmış Aspas'a. İlerle diyelim. Şimdi son maçımıza, bölümümüzün son maçı Valencia'ya karşı lig maçımızı yapalım. Valencia maçının sonrasında da kimle eşleştik yarı finalde onu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Valencia hemen 2 gün arayla gelmiş. Basın toplantısı. Real Betis'i övüyoruz. Güzel performans sergilemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ligde 5 puan gerisindeyiz. Barcelona'nın hala şansımız var. Barcelona maçını kaybetti. 33 maça geldiler. Barcelona Sociedad'a yenilmiş 2-1. Kendi sahasında. Yani gerçekte de Sociedad Barcelona'yı bu sezon yendi galiba. Cins bir takım Barcelona'ya karşı Sociedad. O yüzden
mükemmeliz. Bu maçı aldığımızda puan farkı 2'ye iniyor arkadaşlar. İç saha Valencia. Hemen ilerleyelim. Biraz ben mola verdim tabii ama ilerliyoruz maçımıza şimdi. Formalarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin milli takımı falan vardı. Canlı yayın yaptım bu esnada, hani değişik görünüyorsa. Şimdi de maçımıza geldik. Nasıl bir ilk 11 ile çıkacağız? Yedek kadromuzu yine kullanalım arkadaşlar. Yedek kadromuzda Lainez yorgun. Canales... Şöyle yapacağım. Enis Pardi'yi bu sefer burada oynatacağım Lainez'in yerine. Lainez de sonra tekrar alabiliriz belki. Şimdi evimize geçelim. Sağanak yağışlıymış. Bu maçı da alalım. Bölümümüzü güzel bir şekilde sonlandıralım. Bölümümüzün en sonunda da kimle eşleştik yarı finalde tekrar hatırlatıyorum. Onu göreceğiz. Evet. Güzel bir bölüm geçirdik. Güzeliz, neşeliyiz. Haydi çocuklar, burada da mükemmel bir şekilde bitirelim. Sonuçlandıralım. Bir 2-3 gol atsak yine. 4 gol atsak. Yani ne kadar atabiliyorsak atalım arkadaşlar. Vaz bu sefer topu aldık aralardan. Teyo'yla. Teyo'yla da çıkardık. Sanabria. 3 adam üstünde. Top burada William Carvalho'ya çıktı. Mükemmel bir pas. Emerson. Emerson. Arkada 2-3 tane adam var. Emerson'un ortası gitti. Hiçbirinin olmadığı yere. Tony Sanabria. Uzun gönderdi. Mükemmel top. Baragan. Destek verdi. Antonio Baragan galiba. Antonio Baragan'ın ortası net o da. Carvalho, kaptum. Uzaklardan kaptumun şutu. Dışarı kaptırdı gitti. Rodrigo kovalıyor. Rodrigo içeride tuttu topu. Rodrigo'nun pası Kondogbia. Tekrar Rodrigo. Emerson orada. Gedeş. Mandi güzel, rahat, sakin. Sidney uzun top. Sidney'in topu kötü. François Coquelin verdi burada. Şimdi Gedeş'le top. Emerson bu sefer ememedi. Paulo Lopez ama orada. Yedi. Yemedi. Lan ne oluyor? Sidney orada bizim kaleciyi engelliyor. Yani ayağa kalkmaya çalışırken kalecimiz ondan dolayı kalesine giremedi de Allah'tan Baragan vardı. Sanabria'nın şimdi uzun topu mükemmel geldi Teyo'ya. Christian Teyo. Teyo çizgi üstünde ilerleyecek. İçeri çekti. Geri çıkardı Emerson. Emerson vuruş yapıyor. Berbat bir vuruş. Ne yapsın Emerson yani ben. Orada içerideki ceza sahasının içindeki adama vermeye çalışıyordum. Kimdi bilmiyorum da Emerson'a geldi. İlk yarıda da burada kaç oluyor? 45 artı 2. Son bir fırsat olabilir onlara. Emerson araya girdi. Belki bize bir fırsat olur. Enis Pardi kötü oldu. Hocam bitir. Böyle bitiriyor. 0-0 arkadaşlar ilk yarı. Fazla güzel bir futbol görmedik. Bu sebepten dolayı da Lainez'i alıyoruz. Pardi yorulmuş yine. Onun haricinde de Edin Dzeko, ona bir şans vereceğim. Ne yapacağız? Canales değiş abi. Sanabria'ya böyle merkezi ofansif orta saha yapalım. Kısa pası 75. Görüşü de biraz hani yeşillerde. Deneyelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Kondogbia. Ooo tehlike var. Rodrigo ortaladı. Yerden Baragan yine defansta bugün çok iyi oynuyor. Bu maçta daha doğrusu çok iyi oynuyor. Sarabia şimdi üstten açırdı. Rüzgarın oğlu. Diego Lainez. Speedy Gonzalez geri çıkardı Sarabia'ya. Sarabia. Kaptum. Tekrar Sarabia, Kimpembe bırakmıyor. Presnel Kimpembe. Vaz, Baragan'ı fakeledi. Şimdi tekrar Vaz. Baragan'a güzel laf ettik. Adamını geçirdi yani bıraktı. Ama Emerson orada kontra atağa çıkacağız. Lainez, Edin Dzeko sakladı. Güzel sakladı. Mükemmel de bir pas verdi. Diego Lainez, Rüzgar'ın oğlu şimdi gole doğru koşuyor. Rüzgar'ın oğlu penaltı. Penaltı. İşte bu. Kimpembe kırmızı kart görmesi lazım ama... Maçın hakemi sarı kart diyor. %100'lük penaltı. Resmen adam vuruşu yapacak. Gol olacak. Penaltı. Edin Dzeko. Göm abi. Bombalı abi. Edin Dzeko. Terse yatırıyor işte bu. Yine Diego Lainez girdi. Yapacağını yaptı. Koşusunu yaptı. Lainez coşmaya devam ediyor. Biz de coşuyoruz onunla beraber. Edin Dzeko ile beraber. 1-0 öne geçiyoruz penaltıdan. İşte bu. Şu an William mükemmel aldı. Christian Teyo. Aha Diego Lainez yine boşta. Sarabia'nın pası süper. Sarabia'nın. Sarabia diyorum. Lainez. Lainez kendisini atıyor. İşte bu be. Bu adam bizi coşturuyor. Bu adamla coşmayı seviyoruz arkadaşlar. Bu çocuğu seviyorum. Efsane bir performans. Girdi. Maçın gidişatını değiştirdi. Ona bizim geleceğimiz dedik. Burada ne kaçtı? Sanabria'nın ara pası süper. Onu mükemmel buldu. Defansın arkasına sarkmayı çok iyi biliyor. Ve bizi 2-0 öne geçiriyor. Valencia burada biraz afalladı. Neye uğradığını şaşırdı Valencia. Baragan tekrar aldı o topu. William Carvalho. Aha bir daha mı gidiyorsun? Ne diyorsun sen? Lainez bırakma abi. Gaya. Gaya bu sefer tuttu Lainez. Orada kontrol hatası oldu. Gedeş şimdi kontra atak. Emerson'u geçti.
Gedeş, Kondogbia, Paulo Lopez güzel kurtardı. Peşine golü yiyoruz. Ferran'dan gol. Paulo Lopez ne yapsın abi? Güzel kurtardı ama geçen maçtaki gibi Sevilla maçındaki gibi ikinci kurtarışta yapamadı. Bu sefer baka kaldı üst direkten içeri. 2-1 oldu. Orada Emerson hatalıydı. Hani alamadık Gedeş'ten topu. Emerson'u da övdük. Ama normalde Emerson çok iyi. Şimdi William Carvalho. Biz 3'e atalım. Sıkıntı yok. Edin Dzeko. Mükemmel geçti. Edin Dzeko. Neto. Kimpembe'yi mahvetti. Kimpembe'nin oynamaması lazım zaten şu anda arkadaşlar. Teo ön direk. Haydi bakayım. Edin Dzeko kafayı vurur mu? Yok. Kondogbia vurdu. Diego Lainez. Lainez hareket. Lainez rakibini ne yaptı bilmiyorum. Lainez şutu. Berbat bir şut Lainez'den. O kadar yok. Lainez o kadar yok. Biraz gaza geldik. Ferran oynadı Rodrigo'ya. Rodrigo Mandi bırakmıyor. Mandi de iyi oynuyor arkadaşlar artık. Yani nazar değmezse mükemmel. William Carvalho kaptım. Orada kaçan oyuncu vardı yine. Lainez kaçmaya çalışıyordu. Biz bırakalım burada Emerson'a. Emerson içeri çeksin. Dzeko. Arkada gelen William Carvalho var. Şimdi Dzeko'ya çok kötü paslar. Kokelenler uzun bir top. Kafa burada Sidney uzaklaştırıyor. William Carvalho mükemmel pas veriyor William Carvalho gelişine. Lainez. Lainez'in pası süper. Edin Dzeko at abi diyecektik. Şimdi Teo'ya geldi Sanabria'dan. Biraz gecikti Dzeko. Teo Dzeko'ya. Dzeko da Lainez'e. Lainez de 2'yi atamıyor. Neto'nun üstüne vurdu. Dzeko ile Lainez bizi coşturmaya devam edecek. Lainez şimdi korneri kullanıyor. Haydi koçum benim. Şuraya yap kornerini. Kafayı da vursunlar. Gol atsınlar. Sidney'den bir gol daha gelir mi? Yok. 90. dakikadayız arkadaşlar. 3'ü de atalım coşalım. William Carvalho işte bu mu? Gaya'ya çarpıyor. Ve kornere gidiyor 90+2. Şimdi Christian Teo kullanıyor korneri. Presnel Kimpembe'nin yanından Edin Dzeko kafayı vurur mu? Vurdu. Sekti top. Burada bir şeyler oldu. Uzaklaşan top. Maçı 2-1 alıyoruz arkadaşlar. Hoca bitir de yani ne yapıyorsun? Heyecan mı yaratıyorsun? İşte 2-1. Diego Lainez maçın adamı. Diego Lainez maçın adamı. Burada belki Dzeko'ya vermişlerdir. Yok. Lainez'e vermişler. Adam girdi maçı. Değiştirdi adeta kendisi. Bir gol bir asist. Allah Allah. Penaltıda asist sayılmış Lainez. Hani düştü diye asist sayılmış. FIFA öyle yapıyor. FIFA öyle yapıyor. Çünkü hani Sanabria'nın golünde asisti yapan Lainez miydi yoksa? Sanabria asist yapmadı. Evet, Sanabria da diğer asisti yaptı dediğine göre Lainez'in penaltısı ona asist sayılmış. Mükemmel olmuş o zaman. Güzel adam, bir gol bir asist. Mükemmel. Arkadaşlar bu şekilde de bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zamanım az ama sizlere UEFA'da yarı finalde kimle eşleştiğimizi göstermeden kapatmıyorum tabii ki. Hemen onu görelim menüleri döndüğümüzde. Haydi bakalım. Bu arada puan farkı da 2'ye indi Barcelona'yla. Şampiyonlukta şansımız var ve yarı final rakip Chelsea. Simülasyon kariyerlerini bilenler bilirler. Chelsea her zaman UEFA'yı alıyor arkadaşlar. Chelsea'yi geçersek ve son 5 maçımızı da kaybetmezsek eğer, simülasyona da bırakıyorum bazı maçları. Mesela Levante olabilir. Espanyol sanırım yukarılardaydı. Yukarılarda olan takımlarla mesela Espanyol'la oynarız bir sonraki bölüme. Chelsea maçlarımızı yaparız ama Levante görüyorsunuz 16. sırada olduğu için onu mecburen simüle edeceğim. Şu ana kadar formatımız öyleydi. Değiştirmek yanlış olur. Hani takımımız simülasyonda da kazanıp da bizi şampiyon ediyorsa o şekilde de şampiyon olalım. Eibar var, Huesca var. Yani simülasyon için kolay maçlar bunlar. Ve son maçta Real Madrid maçı. Diğer eşleşmede bu arada Benfica ile Tottenham olmuş. Arkadaşlar ilk sezonda bir iki bölüm daha yaparız. Bir sonraki bölüm pazar gününe gelmezse pazartesine garanti gelir. O bölümde Chelsea maçlarımızı yaparız. Bu Espanyol maçımızı da yaparız. Levante'yi simüle ederiz. Ondan sonraki bölümde de finale kalırsak eğer. Finale kalmazsak bir sonraki bölüm final bölümü olur ilk sezonun bu arada. Hani bir tane sadece Real Madrid maçı kalıyor. Bir de şampiyonluk kalıyor. Onun haricinde finale kaldığımız takdirde Real Madrid'le o final maçını o bölümde yaparız arkadaşlar. Artık şampiyon kim oluyor kim olmuyor belli olacak. Çok konuştum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Hoşça kalın.